şefin çok güzel olmuş. Evet, o şefin çok şeker konusunda olmuş. Tuz gibi değilsin, aşırıya kaçmıyorsun. Orantılı olmuş şekeri. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Tam benlik. Afiyet olsun. Nasıl yaptın bu arada bunu? Yani ne, normal bildiğimiz kırmızı büyük eliklerden. Bu konuda Melih Hamza'ya geldik. Dedim ya, ben de yapıyorum hazırlıklarımı. Konserve yapan kadın hamarat falanları dediymişti. Hı, ya. Paket ürün kullanmıyor. Ben de işte abla bunları hazırlıyorum yazdan. Kendi ağacımızdan topluyorum. Bunu da portakalı mevsiminde, limonlu mevsiminde doğrayıp buzluğuna atıyorum. Bir dörde bölüyorsun. Hı hı. Limonata yapıyor musunuz? Yok abla. Hani limonata... Difüze, hani limon atıyor, portakal falan limon atıyorum. Portakalı limonlu bu. Sen limonata mı yapıyorsun ayrıca? Limon, evet, difrize atıp. Ben de bunu hep yazın yapıyorum kadim. Erikleri difrize atıp güzel oluyor kadim. Sen bir de içecek konusunda mı kola falan almıyorsun, bu tarz şeyler yapıp içiyorsunuz? Biz çoğunlukla böyleyiz. Biz Eylül ayından sonra gazlı içecek almayız. Ha, Eylül'e kadar içiyorsun. Hayır, yazın içiliyor serin içecekler. Bu normal bildiğimiz büyük kırmızı erik kaynattın yani. Evet. Hmm, ellerine sağlık. Köy eriği mi burada, bahçede falan var? Bizim bahçe, yani annemin bahçeden. Güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet. Evet Sultan Hanım, nasıl buldunuz ana yemeği, pilav ve salatayı? Salatası öncelikle çok tatsız. Hiç tat alamadım salatadan. Tuzunu falan hiç ayarlayamamış. Ha, tuzu falan mı eksik? Evet, eksik. Güveçli etleri çok güzel pişmiş. Lokum gibi olmuş etleri. Ama bir tık yağ fazla. Demek ki güveçli olabiliyormuş Meral Hanım. Evet. Pirinç pilavı da... Baksana sen de kontrol et. Alt üst et mi? Var mı yağı, yok mu? Baktım kademi. Öyle aşırı yağlı mı yani? Hayır, hiç mi bayıyor? Evet. Sizin gibi değil ama Gökçe Hanım. Benimkinde kaşar. Ben tabağımı gösterebilirim. Benimki de çok yağlı. Benimkini de görebilirsiniz. Suyu. Yani aşırı bana da yağlı. Bak kırmızılıklar ya. Ama etleri çok güzel pişmiş. Kurumamış üstü. Evet, sezgilerim de almış. Suyu. Bu suyu mu yağlı? Suyu. Şu an döktüğünüz suyu. Doğru değil mi kızım? İçinde su var. Suyu mu yağı mı? Su ve yağ. Yağ kırmızılıklar. Doğru mu Gökçe Hanım? Vallahi kardeşim, bana şuraya bakın isterseniz. Benimkine de bakabilirsiniz. Şuralar hep yağ birikintisi. Hayır, güveçin üstünde zaten bakın hanımlar, kase küçük olduğu için zaten öyle görünüyor. Meral Hanım da o gün yanlış bence bir yorum yaptı. Ya güveçler bu şekilde olur. Yağlı falan değil aslında ama yani yanlış yorum yaptığını direkt söylüyorum ben zaten. Şimdi senin evinde beşamel sosu olduğu için beyazın yanında kırmızı çok göze batıyordu. Ve ama o da güveç ya. Yani ama güveç dediğin yağlı olur yani. Evet. Sulu muydu? Ben zaten yorum yapmadım henüz. Tabii benimki bu kadar sulu değil ama. Hangi? Evet. Normal esnaf lokantasına gidin, güveç isteyin. Size gelen güveç budur. Yağsız güveç olur mu ki? Kesinlikle. Yani şu an bu da ekmek banmalık bir güveç. Vallahi Kadife şuralarında çok yağ vardı. Tamam da zaten patlıcan, bak, patlıcan kızarmadı. Kabak kızarmadı. Yani hiçbir şey yağla temas etmedi. Yok, ben sıvı yağ dahil yok. Beğendim. Etinin pişmesini, sebzelerin ölmemesini beğendim. Ya dediğim gibi bir tık yağlı ama belki suyundan dolayı bana öyle gelmiş olabilir. Kadir Bey de açıklamasını yaptı zaten. Çünkü döktüğümüzde mesela sırf ya sarı bir yağ çıkmış, suyla birlikte çıkıyor içinden. Belki ben öyle anlamış olabilirim. Pilavı da açıkçası şey... Dur sen Sultan'daydı, evet, yorum kaydı galiba. Özür dilerim. Hı, buyur Sultan. Pirinci de... Tuzumuzu iyi mi güveçin? Evet. Sebzeler falan evet, güzel pişmiş. Evet, iyi. Peki pilavı? Pirinci de çok soğuk. Pilavı ısıtmadın mı sen? Isıtmadım. Evet, çok soğuk pirinç. Tad alamadım hiç pirinçten, hiç beğenmedim. Soğukluğundan dolayı mı yoksa pişme sıkıntısı yani, falan var mı? Yani pişme sıkıntısı mı anlayamadım. Hiçbir tat alamadım pilavdan. Ben de yapmak istiyorum. Evet, şu an tutamıyorum kendimi. Bana birini taklit ediyorsun demesinler diye böyle hemen yorum anlamak istiyorum. Niye öyle bir şey yaptınız? Yani ne çıkartmaya çalışıyorsunuz? Hayır, çünkü ne tuzu, hiçbir şey yok sanki. Pilavda bir eksiklik var. Peki, afiyet olsun. Gözde? Şöyle söyleyeyim. O, bir şey diyeceğim. Niye pilav öyle yaydınız? Ne aradınız içinde? Yok, bir şey aramadık. Göstermek amaçlı. Bir kere... Neyi gösterdiniz? Onu söyleyin de onu anlayalım. Lapa oluşumu. Lapa. Evet, bir kere zaten davet masasına Şehriye olmaz. Şehriye katmasını açıkça düşüneceğim. Lapa olmaması için kattığını düşünüyorum. Hayır. Çünkü Şehriye içine girdiği zaman pirinç lapa olmayabiliyor. Olmama ihtimali daha yüksek. %90 daha yüksek. Ama ona rağmen lapa. Tuzu çok katmanıza rağmen ben tuz bunda çok alamadım. Yani tuzu bol diğer yemeklerinizde. Açıkçası benim pilavımın yanından, köşesinden, kıyısından asla geçemez. Ama ana yemeğinizin etinin pişmesini ve sebzelerin ölmemesini beğendim. Yağını da bana yağlı gelmişti ama Kadir Bey açıklama yapınca doğru buldum. Ana yemeğini beğendim ama pirincine asla katılmıyorum. Yani bana aşırı lapa geldi. Bu haftanın en iyi pilavı kimdeydi? Ben yaptım. Çok net söylüyorum. Benim pilavımdı. Asla kabul etmiyorum. Hala en güzel pilav bende. Melih Hanım, dün siz o yemeklerinizle nasıl konuşuyorsunuz? Ben hala şaşkınım. Peki salata için yorumun nedir? Bana da Sultanım gibi aşırı tatsız geldi.
Yani yağını, limonunu asla ayarlayabildiğini düşünmüyorum. Ben adeta ot yiyormuşum sanki gibi hissettim. Sanki sosunu unutmuşlar dökmeye gibi. Öyle bir yok, tat. Yok, sosu dibine var. Ben dibine baktım hani özellikle var mı diye. O kadar tatsız bir salata. Tuzu mu sadece az? Ekşisi de. Ekşisi de az. Ekşisi de az. İki çatal aldım Kadir Bey ben ama. Ekşisi de az gibi geldi. Ya ben tadını alamadım salatanın. Peki afiyet olsun. Senin gününde menünün hafifliği konuşuldu. Bir saat 20 dakikada biter denildi. Bugün önüne dolu dolu ağır bir menü geldi mi? Asla gelmedi. Bu menüyü de istese ben de bir saat 20 dakikada yaparım. Çok zor bir menü değil. Zaten Meral Hanım bana göre eliniz biraz ağır olduğu için bu menüyü seçtiğinizi düşünüyorum. Çünkü size göre yani el ağırlığı için 2 saatte yapılabilecek hamarat bir yemek. Hamarat kadının eli ağır olur mu? Asla olmaz. E o zaman Meral Hanım hamarat değil mi? Kendine göre hamarat diyeyim. Hayda. Elimin ağır olduğunu ve inanın hafif bir menü seçeyim, elim ağır düşüncesi asla yok. Ama şu ana gelene kadar her zaman her hafta sonu kalabalık bir misafir ağırlandıyız. Biz öyleyiz biz. Her hafta birinde yemekler, ama öyle çaylar, de şimdi aile, akrabayı ağırlamak akraba daha kolay. Değil. Akraba kimi değil. Kimi ağırlıyorsunuz mesela? Biz dışarıdan arkadaşlarımız veya atıyorum iş yerinden toplaşırız. Ama arkadaşınız size dönüp de demez ki, aa Meral pirincin lapı olmuş, aa yok, Meral ağır, şey olmuş. Eliniz ağır dediniz yani, elin ağır. Elim ağır değil. Keşke daha zor bir menü seçseydiniz de benim ağzımı kapatsaydınız Meral Hanım. Benim çok ani oldu ama bu menüyü seçmem. Hızlı mı hazırlandı? Hayır. Pazar günü arandım. Yarın da yarışmaya geleceğiniz bize bugün menünüzü söyleyin dedim. Açıkçası ben başvurmadan önce ilk önce menümü düşündüm. Benim menüyü kendim... Yani başvuru formunu doldurmadan önce zaten menünüzü ayarlamanız lazım. Evet. Keşke siz çünkü de başvurmadan önce ne zaman çağrılacağınızı evet, bilmiyorsunuz. Evet. Ertesi gün aranabilirsiniz. Hemen... Bir ay sonra da aranabilirsiniz. Önemli olan programı izlediğinizde formata hazır bir şekilde formu doldurmanız. Evet. Çünkü biz mankenlik ajansı değiliz. Kaşımıza, patlatanak giyinip geldiniz. Ben. Yemek yapacaksınız. Yani burada hatalı olan biraz sensin. Evet. Bak önce menüsünü hazırlamış. Kendinden emin olduktan sonra formu doldurmuş. Evet, beni aradıklarında ben hazırım demiştim. Yani bizim yaptığımız zaten usul bu. Sizi aradıysak hemen menünüzü istiyoruz çünkü yemeğinize de göre yarışacaksınız. Bu da bizim için önemli. Peki. Meliha Hanım. Evet, yemeğimizden yiyelim. Yemeğimiz güzel olmuş. Eti falan güzel pişmiş. Bir tık sanki tuzu bana fazla geldi. Belki benim damak zevkim. Yoksa gayet güzel pişmiş. Pilavımız yavan, lapa, tuzsuz, yağsız. Salatamızda arkadaşların da dediği gibi hakikaten yavan bir tadı var. Ben bir tat alamadım. Bir şeyleri eksik ama ne? Ya sosu eksik, yavan geldi tadı. Bunlar ekşiye alışmışsınız herhalde. Hani devamlı kullanıyor musunuz ekşi? Yok ben kullanmıyorum sürekli. Ben her zaman. Ben kullanıyorum. Ara ara. Yok ben sürekli kullanmıyorum. Şimdi damak zevkine güvenen yarışmacılarsınız ama salatanın içinde ne eksik olduğunu söylemiyorsunuz. Evet. Bu da bana ekşisi eksik geldi. Yani bir şey yediğinizde bir insan onun ne eksik olduğunu söylemeli. Eğer damak zevkinize güveniyorsanız. Ekşisi, tuzu. Dur Sultan Hırslandı şimdi salatayı. Tamam. Ya, bak anlat. Hararetle giriş olma Sultan. Dur şimdi öyle değil. Ben bunu bir bakacağım bulacağım ben. Hani çünkü kimse içindeki tam bir eksikliği söylüyor. Bir eksiklik var mı? Damak zevkiniz var ya sizin. Deyin ki bana Kadir Bey limonu eksik, tuzu eksik. Nar ekşisi eksik diyor. Niye o yüzünü buruştun? Ya Kadir Bey şimdi yanlış anlamayın ama gerçekten ağır bir tadı var bu salataya. Isırdığımda ağır bir tat geliyor. Zeytinyağı var. Belki o sana ağır geliyordur. Zeytinyağı mı kullandın? Onun kokusu var. Güzel köyden getirdin mi zeytinyağı? Onun kokusu var. Bir de sanki tuzu da eksik Sultan bunun. Sultan bir insan aşkını diyor ki garibim ne yaptın? Neye? Hakiki zeytinyağına. Çok eksik. Ama bir kokun ağır var dediniz direkt. Yağ kokuyu demeniz. Gökçe Hanım'ın söylemiyle yoruluk çıktınız zaten. Çünkü ben zeytinyağı kullanmıyorum salatalarda. Eşim sevmediği için. O yüzden olabilir. Niye Sultan'ın evde zeytinyağı kullanmadı? Yani, sen nereden biliyorsun öyle dedi? Çünkü ağır bir koku var dedi. Direkt zeytinyağı kullanmadı. Canım siz alışık değilsiniz. Zeytinyağını her zaman kullanmayan insanlara gelebiliyor ama ağır. Hayır ama öyle bir söyledi ki. Hayır öyle bir söyledi ki. Canım siz alışık değilsiniz zeytinyağına ya ondan da. Gerçekten şok yani. Bir şey demek istemiyorum. Bir erik suyu ver kadına. Ver. Yok içmeyeceğim sağ olun. Peki Meliha Hanım yorumunuzu bitirdiniz mi? Bitirdim. Peki afiyet olsun. Gökçe Hanım. Ben güvecini beğendim açıkçası. Patlıcanları dağılmamış. Yağ orantılı güveç böyle olur. Yani yağlı değil. Tabii sen de şimdi buna yağlı deseydin var gibi beni. Söylüyorum, özellikle söylüyorum. Ben o gün de aynı şeyi söylemiştim. Güveç yağlı olur. Yani bunu böyle bu şekilde senin yapılır. Senin de o gün şu yorumun hataydı. Kaşarın yağı. Evet. Evet kaşarın yağı vardı. Bir de dövecek gibi söylüyor. Kaşarın güvecin yağı, içine geçecek yağı. Kadar bir kaşar yağı ömrümde duymadım. Buyur devam et. Şimdi
Şimdi Gökçe Hanım'ınki kadar değil bu yağlı. Yani Gökçe Hanım'ınki biraz... Tamam benimkini buluyorum. Benim de kaşarın yağı eklendiği zaman tabii ki fazlalaşıyor. Ne kaşar? Yine aynı şeyi söylüyorum. Gökçe'de bile şimdi bunun üstüne beyaz bir şey koy. Bak pilavın üstüne döktüm nasıl parlıyor. Evet. Beyaz beşamel sos ve kaşar olunca ister istemez yağ biraz daha göze battı. Burada şu an her şey kırmızı ya çok göze batmıyor o yüzden. Yani o da kaşar vardı. Mı yağsı aldık? Ha Gökçe o gün şunu demeliydi. Arkadaşlar güveç dediğiniz yağlı olur. Herhangi bir restorana gittiğinizde de güveç geldiğinde yağlı gelir. Siz hiç mi güveç yemediniz demeliydi. Ben olsam öyle derdim. Ama o tatlı kaşarın yağı kaşarın yağı. İnsanlar dedi ki hanımefendi kaşarda bu kadar yağ olmaz. Savunma şeklim bir hafta o hafta. Heyecanla verelim. Peki pilav konusunda pilav, ne diyorsun? Tuzsuz, lapa ve tereyağı gram almıyorum. Koydun mu? Lapalaşmış bir pilavdan bahsediyoruz. Gerçekten mi? Lapalaşmış bir pilavdan bahsediyoruz. Bunun da tuzu, limonu, nar ekşisi hepsi eksik. Yani yok. Tadı hiç yok. Ama güveciniz çok güzel olmuş. Ben güveci beğendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Evet güveç konusunda lezzetli bir güveç olmuş. Etleri de çok güzel pişmiş. Kıvamı da gayet iyi. Suyu, yağı oranı çok güzel olmuş. Ellerine sağlık ama tekrar söylüyorum. Hani güveç benim için wow denilecek bir ana yemek evet. değil. Sultan dedi ki benim eşim işten geldiğinde ben dışarıdan gelip eşim işten geleceği zaman acıktım dediğinde çat pat hemen dolapta ne varsa dolduruyorum. Pişiriyorum alelade bir yemek dedi. Salataya geldiğinde salatanın biraz tuzu eksik. Yoksa sebzeler falan ölmemiş. Orası gayet iyi. Pilavın maalesef ki yani şu an önümdeki pilav asla ve asla davet sofrasına gidecek bir pilav değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.